en azından yani bu kadar ben illaki öleceğim falan diyorsa bir oraya da ne yapılması bakılsın. Gerekiyorsa diğer hanımefendiyi de Bağcılar'da görüldüğünü söylemişlerdi ya arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız Bağcılar'da. Gazi Osman Paşa'da ismini söyle. Hayır, hanımefendinin ya. Sema Hanım. Sema Hanım'ı aramaya oradan devam. Ben diyorum ki bana ismini söyle, oradan diyor ki Rabia diyor. Tamam aşkım. Hanımefendiyi de aramaya devam ediyoruz. Gazi Osman Paşa'daki izleyicilerimizden de rica edeyim. İki konuda da bakalım çalışmalarımız sürüyor. Şimdi gelelim buraya. Baban gelmiş Senem. Evet. Kendisi çıkmış gelmiş. Biz çağırıyoruz, gelmiyor, o geliyor. Bence gelmesi de iyi oldu çünkü kendisine de soracağımız birkaç tane konu vardı. Nerede, geliyor mu? Yaşar Bey'i de alalım. Senem demiş ki babam zanlı gibi uzak oturmasın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten konuşabilmek önemli. Ama burada yer de yok. Bence baban otursun, karşılıklı konuşun. Zaten siz de en baştan beri gelsin, o zaman konuşsun dedi. Bugün Ali de aramızda. Ali hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sanırım bu olayda en fazla vicdan azabı çekenlerden biri sensin. Konuştuğumuzda görmüştük. Dün amcanla karşı karşıya geldin. Anladığım kadarıyla amcan yaşanan olaylarda birilerini, kendi akrabası olmayan birilerini suçlu göstermekte de pek maharetli. Şimdi sen bir şey söyledin, ben senin söylediğini söyledim. Beni suçlu çıkarmaya çalışan da bir amcam var buradan da, kendisine yine selam olsun. Babanı daha mantıklı buluyorum. O yüzden onun açıklamaları önemli. Amcan diyor ki biz gitmedik onların kapısına. Geldiler mi, gelmediler? Geldiler. 15 kişi rahat varlardı zaten. Geldiler. Canlı şahitlerim de var. Hatta canlı bağlanacak insanlar da var. Arayacaklar bugün. Yani görenler de tabii, var. Tabii, tabii. Ama amcam biz gitmedik diyor ama sen geldiklerine eminsin. Üstelik yanında bir arkadaşın daha vardı. Yaşar Bey hoş geldiniz siz de. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi sizin gelmenize şöyle çok sevindim. Çünkü dün bu sizin aşk, gizli aşk yaşadığınızı iddia edilen bir hanımefendi var ya. Onun abisi bizi aradı ve dedi ki Yaşar Bey hiç burada burayla ilgisi olmamasına rağmen benim dükkanımın önünden geçti. Ve beni tahrik etmeye çalışıyor. Eğer gerçekten geçtiyseniz de ben çok üzülürüm çünkü yaşanan olaylardan biraz ders çıkarmak lazım. Eğer bu programı konuşulanları ya da daha evvel yaşananları gerçekten böyle hani kan davası gütme meselesine döndürecekseniz ben buradan da hepinizin gitmesini arzu ederim. Hani kendi kendinize halledin. Geçtiniz mi evin önünden, dükkanın önünden? Geçtiyseniz neden geçtiniz? Bir müddettir her gün geçiyor. Sadece bugün değil ki. Bu rapor çıkmadan, hatta bir müddet değil, arabamı sattığımdan beri güzergahımdır, her Allah'ın günü geçiyorum. Dün kızımla da geçtik. Hatta dün bir defa değil, üç defa geçtim. Biraz bunu gözdağı olarak algılamışlar. Hayır. Yani şimdi şu iddia şu, siz onun kız kardeşiyle görüşüyorsunuz. Adam buna tepki gösteriyor. Kız kardeşini kardeşlikten reddetmiş, dargın. Siz de onun, yani şimdi sonuçta burası bir yol. Karşı caddeden de geçme imkanınız var. Şimdi kapısının önünden geçince o adam da dayanamasa, kapıya çıksa sen niye geçiyorsun buradan dese. Alternatif yollar var mı? Mesela ne olacak? Bir tartışma yaşanacak. Şimdi hani, efendim ben şöyle diyeyim, o malum şahıs. Bu iddiayı ortaya atan şahıs, evet tamam kapısının önünde geçtim. Maalesef nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum, gerek de yok. O konuya da girmiyorum. Ben Başakşehir'den geldim, aracım yok. Belediye otobüsünden iniyorsun, herkes bilir Fatih Mahallesi otobüs durağını. Merdivenlerden caddeye indim, taksi güzeltiyorum, kızımı da haber vermişim, arabamı almaya gideceğiz beraber. Doğru mu kızım? Evet. Ben de amanet bir para bırakmışım dostuma, onu almaya gideceğim. Bir an önce işimi halledip, hatta gene gelip Bahçeşehir'e işime başına dönmem gerekiyor. Taksi de geçmedi şansım. Yani siz bahçeli evlerde oturup Bahçeşehir'de çalışınca Bağcılar'daki dükkanın önünden neden geçtiğiniz konusunda efendim, onların da şimdi bir... şöyle bir şey alım, var. Siz de araba alım satımından dolayı geçtiğinizi söylüyorsunuz. Hayır, ben işime gidiyorum. Orada duraktır. Yukarı çıkıyorum, merdivenden çıkıyorum. Otobüse binip işime gidiyorum. Bunu kimi ne ilgilendirir? Buna ne alakası var? İşte bak, hiçbir şey olmadı mı elde? Kişilikleri bu kadardır işte. Bu kadar ucuzdur. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına? Yaşar Bey han kapının önüne geçti. Olacak iş mi bu ya? Her gün geçiyorum. Vallahi sizin annenizin kapısının önünde yaşanan olay, Allah hiç kimsenin başına vermesin. Amin. Bence insanların güzergahlarını, gidiş yollarını falan da seçmesi gerektiğini bir tek size değil hepimize öğretmeli diye düşünüyorum. Yani benden birisi nefret ediyorsa, eğer tabii yan evde oturmuyorsam,
Yani yanındaki bloğa gitmiyorsam, açıkçası bana sorarsanız ben biraz uzak yollardan gitmeye çalışırdım. Çünkü gerek yok. Şimdi o adam sizden nefret ediyor. Kız kardeşini kandırdığınıza inanıyor. Kız kardeşinizi, onun kız kardeşini kandırarak yine kendi kuzenini aldattığınızı düşünüyor. Şimdi adam hop oturuyor, hop kalkıyor. Şimdi adamın zaten hiçbir Allah'ın kulu, ailesi lakabı vardı, suskundur. Suskunun gevezeliği, laf kazanlığı, iftiraları amca oğluma laf söyleyemezsin. Bilinir. Hayır, ben şuraya geldiysek edebimle konuşacağım. Nasıl lakabı suskun bak, olup geveze oluyor? Ben cevap vermedim ama burada laf söyleyemezsin suskun. Bir dakika, tamam Necmettin Bey. İşte sen ne dedin? Karşılıklı konuşalım. Siz de konuşun. Seninle alakası yok. Otur otur. Tamam, edebimle konuş diyeceğim. Sesimi çıkartmıyorum ama edebimle konuşacağız. Nasıl suskun lakaplı biri geveze olabiliyor? Dinlerseniz evet öyledir. İronik olsun zaten. 10 laf söyler, 3 tanesini de ancak dinlersiniz. Dedikodundan başka da hiçbir şey bilmez. Bu şekilde bir damgadır. 7 yıldır yüzünü görmemiş. Hala tarih devam ediyor. 7 yıldır yüzünü görmemiş. Devam ediyor. Görmem de istemiyorum. Bahsettiği insan 400 çalışanı var. Bir adamı. Bir dinler misin? Önünden illaki geçmek zorunda evet, mıydınız? Ya benim aklımın ucundan geçmez. İcadede yürüyorum. Alternatif yok. Duraktan iniyorum. Zaten kısa bir mesafe. Fark etmediniz yani. Yok. Aklımın ucuna gelmez bile. Müge Hanım bana tamamen ya. Diyor. Yani ben de şunun bana için bir dakika. Ben de şunun için endişelendim. Öyle bir şey olabilir mi ya? Adam da dışarı çıksaydı. Tamam mı? Size bir laf etseydi. Orada da yine annenizin evinin önünde kardeşinizi kaybetmenize yol açan olaylardan bir benzeri yaşansaydı. Bugün biz bunu konuşuyor olacaktık. İhtimal vermiyorum. Değer miydi? Efendim, ihtimal vermiyorum bir. Bir de ikinci konu. Hiç kimseden gizli saklı bir şeyim yok. Diyalogdan da kaçan biri değilim. Ha, konuşurlarım burada söylesinler. Allah rızası için söylesinler. Varsa bir durum, varsa bir durum, varsa bir durum. Ben bakıyorum ayıp burada. Bir dinlerim. Yani bir tahrik olarak yapmadınız. Yanlış konuşma. O kişiyi tahrik etmek için yapmadınız. Ne alakası var ya Allah aşkına ya? Böyle iş mi olur ya? Böyle bir iddia nasıl bulunabiliyor? Bunu nasıl utanmadan söyleyebiliyor ki? Şey ben bunu nasıl kabul ederim ya? Tamamen niyeti neydi biliyor musunuz Müge Hanım? Tamamen diyordu Mustafa Bey çıksın da bana saldırsın da ben de yarın bir mağdur olsun elimde. Sen yoksa söyleyecek bir şeyleri kalmadı. Buradaki kardeşi herkesten daha dönüyor, çok beni biliyorsun. Şey beni sen şu anda bu yalan söylediğine kendin de inanıyorsun. Yaşar, bu olayları arkasında hemen ertesi gün oradan geçmek bir provokatörlük. Hangi olayların? Hangi olaydan bahsediyorsunuz? Bu bir tahrikti. Ne olayı? Ne tahrikti? Ya bu olayı başka ortaya çıkaran o adam yani sonuçta. Ya, abi olarak bunu söylüyor. Bugün değil ki. Bugün çıkardığı bir şey değil ki. Hayır, orada birisi çıktı başına bir şey gelse olacak. Yıllar önce de dinledim. Eşime de söyledi, bana da söyledi. Yüz yüze de geldim bu şahsla. Ya sen yapısını biliyorsun. Bile bile niye geçiyorsun oradan? Ya ama sen de yapımı biliyorsun. Şu anda söylediğine sen kendine inanmıyorsun. Bu kişi başınıza çocuk yok ya. Eşinizi de mi uyardı bu ilişkiyle ilgili? Efendim bakın onu açıklayacağım. Bunu söylemek istemiyordum o madem öyle. Bakın, bu eşimin kıskançlığı başladığı gün baldızım buradadır. Yanımızdaydı, beraberdik. Beraberdik. Kendisinden de defalarca, bir kere de değil. Defalarca yardım diledim Allah aşkına. Ben utanıyorum, ben sıkılıyorum. Ya bir şey anlatın, bu kadın da size gelmek istiyor. Derdini anlatmak için böyle bir şeyin olmadığına nasıl kanal getirirsiniz? Kızım da oradaydı. Bu olay gelişti tabii. Sükunet sağlandı falan filan. Arada bir müddet geçti. Bir müddet derken belki 4 ay, belki 5 ay bilmiyorum. Geçmiş gün. Benim neler yaşadığımı... Bakın ben şunu sordum size. Efendim hemen cevap veriyorum. Ama evet veya hayır diyebilirsiniz. Ben evet, daha eşimi de arıyorum. Bir gün eşinizi de aradı. Bakın bir adam şayet dedikodu yapıyor olabilir. Buna eğilimli olabilir. Tanımıyorum. Hiç günahını almıyorum. Sadece sizin söyleminizden. Ama kardeşi hakkında... Kız kardeşi hakkında böyle sözler çıkarmaz. Evli bir adamla kadının da evine gidip böyle bir şey söylemez. Efendim, bunu hiçbir mantık kabul etmez. Ve bir kadın kocasını kıskanıyorsa onun altını da çizmek lazım. Kadınların çünkü ben duyarlılıklarına ve hissiyatlarına son derece güvenirim. Son derece katılıyorum sizinle beraber. Ki siz de buluşmuşsunuz bu kadınla yalnız. Ben inkar ettiğim bir şey değil ki. Buluşmuşsunuz kadın kıskanmakta çok hiç haklı. Hiçbir zaman burada da inkar etmiyorum. Canım ister şimdi dışarı çıkayım gider buluşurum. Kime ne? Görüşme. Evliyken yapamazsın. Bizi ilgilendirmez. Bakın, hayır ben, Yaşar Bey beni hiç ilgilendirmez. Bakın,
Ama ben, eşinizi ilgilendiriyor yani. Ama bu şöyle bir ilgilendiği bir mevzu. Yani şimdi hocamın söylediğine ben aşkını getireyim. Tamam, bu, bizi ilgilendiriyor. Eşinizi ilgilendiriyor. Kim ne dese desin umurumda kadın bile değil. Kıskanmak da haklı. Eşimin, rahmetli eşimin o sırada böyle kıskançları tutup evet tamam haklı, ben de hak vermedim değilci. Zaten kendisiyle olay çözüldü, gitti, bitti. Hiçbir şeyin olmadığını, aramızda bir karı koca ilişkimiz olmadığını, bir de saati yaşamadığımızı kendisi de kanı getirdi. Kayınpederime keza herkes. Sonunda böyle bir ölüm olayı olmasaydı zaten bu bizim gündemimize gelecek bir şey olmazdı. Eyvallah, ama yaşayın bir hocam. Ölüm olayı dur olduğu için hatırlıyorum. Bunun dur da gündeme gelmesini lütfen yadırgamayın. Hayır, ben yadırgayacak insan değilim. Ben ömrüm boyunca doğruya doğru demişim, yanlışa yanlış. Hiçbir vakit, hiçbir zaman o kadınla görüştüğümü inkar etmedim. Etmem de. Ne düzeyde görüştün? Ne düzeyde görüştün? Bir saniye, bir saniye. Yalnız ne düzeyde görüştün? Neye fark var ya? O bir kenara. Pardon. Eşimin sağlığında. Şimdi, bakın şimdi. Hocam ama lütfen ya, bu tamamlamadı. Ama program bir araya giriyorum. Buyurun, ben o buyurun kadınla görüşmeyi inkar etmem diyorsunuz. Evet. Bir kadınla bir erkeğin görüşmesinden görüşmesine fark var. Eyvallah. Senin görüş inkar etmediğin görüşmenin sınırları nerede başlıyordu, nerede bitiyordu? Bu önemli. Ha yaşayın hocam. İşte ben de beklediğim soru buydu. Buyurun o zaman cevap ver. Şimdi defalarca röportajımda da söyledim. Herkese de söyledim. Birebir de söyle. Mesela örneğin. Örnek. Evet. Kayınbiraderim Necmet. Eğer bir gün bu meseleyi öğrenmek için bana söyleseydi, rahatlıkla gene aynı anlatabilecek. Ben duymamıştım. Anlatacak. Allah şahittir, ben duymamıştım. Eyvallah. Ben duymadım. İtibar ediyorum. İtibar ediyorum. Bak, İtibar... özel hayatın hayatta girmem. Eyvallah. Ama ben duymamıştım. Bunu dinledim. Şerefime, namusuma yemin ediyorum, ben duymamıştım. İtibar gün öncesine kadar. İtibar ediyorum abi. Tamam. Biz defalar saygın çerçevesinden görüştük. Eşim, bakın, benim şunu... kuzenimle, benim akrabamla ben istemiyorsam eğer görüşemem. Eyvallah. Bu kadar. İşte beklediğiniz de budur oluyor. Hele ki bana haber vermeden. Bakın ailesini sizin için de söylerim. Sizin de eşiniz, erkek kardeşiniz dahi olsa... Evet. Eğer siz eşinizin o erkek kardeşinizle görüşmesini istemiyorsanız yine görüşemez, bu kadar. Eyvallah. Yaşayın daha çok şanslı. Evet böyle. Evet böyle. Bunu kime sorarsanız sorun, bu böyledir. Ve bu görüşmeyi gizli gizli yapıyor. Ya görüşemez. Bakın. Dün kapısından geçtiğim insan. Dün kapısından geçtiğim insan, rahatsızlık duyan insan. Rahatsızlık, o baya bir rahatsızlık duyan insan. Ölümü eşimin daha sağlığında, yıllar önce eşimi arıyor. Bunda bilgim yok. Beni soruyor. Yaşar her akşam eve geliyor mu bacığım? Bir de konuşma tarzı böyle bir... Çünkü onun falan kuzeni aynı zamanda. Ama oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Yani hatta benim sağlığıma, ben şunu iddia ediyorum her zaman. Benim sağlığıma gelmeyen lütfen ölüme de gelmez. O ayrı bir şey. Onu anlayan anlar zaten. Ya programı hipnoz etme, Allah'ını sorarsın. Ya programı hipnoz ediyorsun bir saniye, ya. Ne bir saniye. Ne varsa onu söyle. Bunu biz sana somut şeyler söylüyoruz. Siz ortaya atıyorsunuz. Ben Allah Allah ya. Ve bu şahıs burada eşimi zaman arıyor. Belli ya. Bizi uyutuyorsun burada ya. Hocam eve geliyor mu akşamları? Her akşam evindedir. İşine gidiyor, evine geliyor. Tam saklamıyor. Bunda bilgim yok. Eşime telefon ettiğinde. Arada 3-4 gün, belki de bir hafta geçiyor, beni aradı. Bu şahıs. Yaşar, buyur dedim. Hatta o zaman abi dedim, buyurun. Bir yer söylesem gelir misin oraya? Dedim gelirim abi. Falan kesin evine gel. Eyvallah dedim. Hayırdır Mustafa abi? Hele bir gel. Hatta kötü de lafla telefon kapattı tabii. Çektim gittim. Kız kardeşlerini toplamış. O ismi geçen kadın da orada. Hanımefendi de orada. 4-5 tane de kız kardeşleri. Dedim buyur abi sen. Hayırdır? Ne açın? Konuştun mu dur aylara bak ya. İşte Allah şöyle dedim. Zaten bir şey anlaşılmıyor ki. Dedim Allah bak. Ya. Biraz edebini bozma. Bir şey yok. Ben evliyim. Akrabayız. Böyle bir dedikodu lütfen yaymayın. Bu ne bu zaman kadınla oldu? 7 yıl önce. 7 yıl. Peki o 7 yıl içinde bu olaydan sonra da siz görüşmeye devam ettiniz mi? Bu olayda ben zaten yurt içine gittim. Görüşmeye yıllar devam önce ettiniz mi o 7 yıl içinde? Şu anda da ediyorum. Hayır, 7 yıl içinde de görüştünüz mü? Yani hayır, hayır. Zaten iki sonra... çocuğu... Ama hayır, kadın diyor ki benim çocuğum da şey olduğu için biz onunla konuşuyorduk diyor. Ne, inkar etmiyorum diyorum. Tamam. Uzun yani, bir müddet görüşmedik sonra. Yani abisi eve alıyor sizi. Bütün kardeşleri de topluyor. Yüzleşiyor. Evet, evet. Siz o günden sonra da görüştünüz mü, görüşmediniz mi? Uzun zaman görüşmedim. Ne kadar? Hemen hemen
3 yıl gibi bir şey. Sonra hiç, tekrar başladı görüşmeler. Hiç görüşmedim. Hiç anladım. Başladı derken öyle muhabbet anlamına başlamadı. Anladım. Bir araya gelelim, çay içelim, muhabbet edelim falan değil. Düğünde de gördüm. Hatta bir platformlarda görmüştüm, sonra yurt içine gittim zaten. Hayır, siz öyle anlatıyorsunuz, hanımefendi öyle anlatmıyor. Diyor ki benim de diyor oğlumun diyor. Evet tamam, ona ben girmedim. Zaten görüşüyor. Ben kendi oğluna derman olamayan başkasının oğluna mı derman olacak? Kader arkadaşıydık diyor, o anlamda görüştük diyor. Biz sadece yaşar. Ben bu konuyu yaşar, burada kapatıyorum. Yaşar, şimdi ben size birkaç tane soru soracağım. Yaşar Bey buradayken. Yaşar. Özel hayat boş ver. Buraya gel. Buraya gel. Bu saatten sonra ne yapıyorsa yapsın. Beraber yardımcı olalım, bulalım. Eyvallah. Ne biliyorsa söyle. Abiciğim. Özel hayat boş ver. Bu kadın evlenmek de istedi Yaşar'la. Yaşar da onunla evlenecek. Kapatıyorum ben. Buna hiç cevap vermiyorum. Hayır bitmiştir ama olay. Onu kapatmıyor. Kesin ben kapatıyorum. Onların sorusu ben kapatıyorum. Zaten. Kim evlenmek ne biliyorsa, için vaat verdiğini düşünüyoruz. Merci oradadır, polis oradadır. Kim elinde ne geliyorsa bak, yapsın. Şimdi ben sizin bir dakika Yaşar Bey bir dinleyin. Sizin bu kadar, makinalı tüfek gibi konuşursanız emin olun sizden daha uzun bir süre ben de aynı şekilde konuşabilecek kapasitedeyim. O yüzden birbirimizle bu şekilde konuşmayalım. Benim işim bu çünkü. Bu cinayetle ilgili, eşinizin cinayetiyle ilgili ailenin ilk aklına gelen sizin ailenizde bir aile meclisi kararı alınıp küçük kardeşinin cinayetinden sorumlu tutulan Nurgül Beyhan'ın öldürüldüğüydü, bu bir. İkincisi, oğlunuz Ali'nin bir takım bu yasaklı madde kullanımı, hırsızlık vesaire falan onun çevresinden birisi gelmiş ve hırsızlık yapmak için evine girmiş olabilir mi sorusuydu. Ailenin üçüncü ve yeni öğrendikleri konu da onları bir cinlendirdi. Çünkü başka bir ilişkisi varmış. O kişiye de evlilik vaadi vermiştir. 7 yıldır beraberlermiş. Bizzat işlemese bile cinayeti, buna göz yummuş olabilir. O yüzden bu açıklamayı yapmıyor olabilir. Ben kendi 4. ihtimalimi de koyayım. Hiç beklemediğimiz bir şekilde bir tane de bir hırsız, bir tecavüzcü, bir sapık vesaire kapıya gelip kapının itip içeri girmiş olabilir mi? Evet, zor ihtimaldir ama bu da ihtimaldir. Yani %25-25. Sonuncusu hariç diğer %75'i sizin de içinde olabileceğiniz ihtimalleri barındırıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu dün dedi ki Kerem Bey, siz ona galiba kıyas diyorsunuz. Kıyas evet. Ne kadar güzel bir isim. İlk defa duydum. Şimdi Nurgül Hanım'ın vefatından sonra, yani cinayetinden sonra siz olaydan bir gün sonra 10 Aralık'ı 11 Aralık'a bağlayan gece uçakla gelebilmişsiniz İstanbul'a. Giriş çıkışlarınıza baktığımızda. Ancak ailenin husumetli dediği ve yani hani oğlunuzun en başta husumet yaşadığı amca Dilaver Beyhan olaydan sadece saatler sonra 10 Aralık'ın ilk saatlerinde gece Kapıkule'den giriş yapmış. Niye o sizden daha önce geldi? İşte efendim onu bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Çünkü aylar önce bu olaydan, hanımın ölümünden aylar önce Dilaver Beyhan kardeşimden bir iş ilişkimiz de yoktu. Doğru dürüst konuşmuyorduk. Siz de konuşmuyordunuz. Evet, evet. Yani doğru. Ben şunu merak ettim. Siz eşinizin öldüğünü öğreniyorsunuz. O sıra cinayet olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ama aklınıza Ali geliyor ilk dediğinize göre. Cinayet de olabilir diye düşünüyorsunuz. Şimdi eşiniz öldürülmüş. O arabayla geliyor. Arabayla sizden daha önce geldiğine göre insanın abisi kardeşini de aramaz mı? Ya karın öldürülmüş, gel beraber gidelim. Ya. Yani sizden nasıl hayır, daha önce hayır, geldiğinin işte, bence bunu siz bilmiyorsanız da Dilaver Bey'in bunu açıklaması lazım. Şimdi efendim bakın. Diyorsunuz ki olay günü. Hı hı. Kapıkule'den kaçta giriş yaptığını bilmiyorum. Gece gelmiş işte. Gece gelmiş, her neyse, aynı olay günü her neyse. Hı hı. Zaten olay olur olmaz, olur olmaz. Zaten benim yanımdaki bacanağımla Vedat. Biz aynı evde kalıyorduk Fransa'da. Kulaklar içindeyiz. O yanımdaydı. Beni de hiç yalnız bırakmadı çocuk. Dilaver'in gittiğinde de haberim yok. Ha, akşamüstü. Akşam daha erken saat. Evet, ama Dilaver Bey sizi aramaz mıydı eşin vefat etmiş gel diye? Aramaz, arar. Ne bileyim. Ben şimdi bir yere gidersem ben kardeşimi arayacağım. Abi, haberin olsun, ben bitirse mi gidiyorum? Ama kadın ölmüş ya. Konuşmuyorlar. Onu bilmiyor zaten. Ha, siz tesadüfen mi çıkıp geldiğini söylüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Bir eleman lazımdı. Vedat'a dedim ki ismini de zikretmeyin burada. Hatta söyleyeyim. Şimdi bakın Saadet'in, böyle lafı çok uzatıyoruz ya, bizim aklımız kısa, almıyor. Kısa. Siz abinizin, kardeşinizin tesadüfen mi Türkiye'ye geldiğini öğrendiniz? Tesadüfen tabii, zaten siz o tesadüfen çıkmış yola. Tabii. O yüzden cinayet günü tesadüfen akşam gelmiş. Siz öğrendikten sonra ancak uçakla gelebildiniz ertesi hatta, gün. Hatta şöyle bir şey. Bize eleman lazım, telefon ettim işte, biz yoldayız, haberim yok. Dedim kiminle gidiyorsunuz? Dilaver, sen kardeşinle. Dedim uğurlar olsun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.